evrim geçirdik diyor, değiştik diyor. Gerçekten öyle mi? Özellikle uygulamalarda görülecek. Çünkü daha önceki uygulamaları, bu sözleri sonrasında başta Afganistan'daki kadınlar açısından çok büyük şüphe uyandırıyor. Taliban'dan gelen son açıklamalara bir bakalım. Kabil'de dün nasıl geçti? Havalimanında özellikle orada tahliyelerin devam ettiğini söyleyelim. Ve yine önceliğin yabancı uyruklularda olduğunu belirterek. Afganistan'ı kontrol eden Taliban ilk kez Kabil'de basın toplantısı düzenledi. Mikrofonun karşısında Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit vardı. Yıllarca örgüt adına karanlık açıklamalar yapan Mücahit bu kez dünyaya değişik mesajı vermeye çalıştı. Afgan halkı ve uluslararası toplumun endişelerini gidermeye yönelik mesajlar verdi. Afganistan'ın küresel terör yuvası olmayacağını vaat etti. Afganistan'da savaşın devam etmesini istemiyoruz. Bize karşı savaşan herkesi affettik. İçeride ve dışarıda düşman istemiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ne ve tüm dünyaya, Afgan topraklarının başkalarına karşı kullanılmayacağını garanti ediyoruz. Başka milletten kimseye zarar vermeyeceğiz. Taliban'ın ılımlılık mesajı kadınları ve medyayı da kapsıyor. Ama özgürlükleri şeriat kuralları temelinde olacak. Kadınlar çalışabilecek ve şeriata göre eğitim alabilecek. Onlar toplumumuzun çok önemli parçası. Medyadan isteklerimiz var. Afganistan'da İslam'ın çok önemli olduğunu bilmeleri gerekiyor. Yayınlarında şeriata veya Afgan ulusal değerlerine aykırı bir şey varsa bunlara izin verilmeyecek. Taliban değiştiğini iddia edip daha ılımlı mesajlar verse de inandırıcılığı yüksek değil. Özellikle daha önce de eve ve burkaya hapsettiği kadınlar korku içinde. Taliban'a karşı ilk protestoda cesur Afgan kadınlardan geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde toplanan kadınlar haklarımızı geri istiyoruz sloganı attı. Peki sokakta durum nasıl? Silahlı Taliban askerleri Kabil'deki kontrol noktalarında yağma ve hırsızlık olaylarına karşı nöbette. Taliban genel af ilan edip kadınlar dahil hükümet çalışanlarını işlerine dönmeye çağırdı. Çoğu devlet dairesi hala kapalı olsa da dükkanlar, pazarlar yeniden açıldı. Ama fiyatlar el yakıyor. Bir çuval un 20 dolar. Afganlar istikrar ve güvenlik istiyor. Şu anda işletmeler yavaş yavaş yeniden başladığından ve durum istikrara kavuştuğundan herhangi bir güvenlik sorunuyla karşı karşıya değiliz. Umarım Taliban insanlara güven vermek için daha fazla çalışabilir. Afganistan'ı bir an önce terk etmek isteyenler de var. NATO ülkeleriyle işbirliği yapanlar ilk sırada. Kaçış otasının merkez üssü Kabil Havalimanı. Binlerce kişi arasında ailelerini geride bırakan erkekler çoğunlukta. Tahliye operasyonlarında öncelik yabancı uyruklulara veriliyor. Amerika salı günü 1100 kişiyi tahliye etti. Pentagon, ülkeden çıkarılan kişi sayısının artırılacağını açıkladı. Taliban iktidarı resmen devralmak için önce yabancıların ülkeyi terk etmesini beklerken lider kanadında dönüşler sürüyor. Örgütün baş müzakerecisi Molla Abdülgani Birader Kandahar'a gitti. Bu kent Taliban'ın doğum yeri.